Ve evet dostlar herkese selamlar bugün ne yapalım bugün farklı bir içerik olarak ekşi sözlükte bitcoin başlığında yazılanları şöyle bir okuyalım neler oluyor birazcık yorumlamaya çalışalım başlarken kanala abone olup kanala yalnız kanala evet like etmeyi unutma evet welcome on board bam bam başlıyoruz şimdi şöyle bir açtık ekşi sözlükte bitcoin hakkında neler yazılıyor acaba Şimdi dün tabi Elon Musk'ın da satın almasıyla Bitcoin'de böyle bir hani bir hızlıca bir yükseliş geldi. Arkasından beklenildiği de üzere bir düşüşte gelince işte bir yazar demiş ki yine düşüşe geçti. Koşun Elon'a söyleyin başka bir sosyal medya platformu daha satın alsın. Gerçekten hatta bir tane fake profil çıktı dün gece şey Elon Musk gibi tweet atmış. How much is it? Reddit demiş mesela Reddit kaç para diye. Reddit'e tweet atmış millet gerçek sanıyor falan. Tabi değil yani Reddit kaç para diye sormuş yani. <laughs> Çok komik yani gerçekten neyse Evet bakalım şey var mesela ABD tarafından güven endeksleri konut fiyatlarındaki rekor artışı yine çekirdek dayanık mallar mal verilerini borsalar fiyatladı beklentinin altında üstünde olanların tepkileri geldi hemen oysa iyi gidiyorduk diyor yani diyor ki 28'inde gelecek olan ABD büyüme verisi beklentilerin altında olursa piyasanın tepkisi olumlu olabilir yani aslında ABD büyümüyorsa ABD'de enflasyon devam ediyorsa bu da Bitcoin'e fayda sağlar diyor mantıklı yani ki beklentinin üstünde büyür lerse de piyasa evet kripto piyasasından bahsediyor. Negatif'e dönebilir. Yani ABD evet bu faizin cevaplarını almaya başlıyorsa, faiz artışlarını vesaire bunların gücünü topluyorsa dolar yukarı doğru hareketlendiği dünyada ez kripto piyasası da ve birçok stok market zaten daha fazla Bitcoin'den e, buna yönelik negatife dönebilir. Ve Fed'deki amcalar konuştukça borsalar ABD tarafını cez cezalandırmaya gidiyor. Açık ara Fed piyasa arasında kılıçlar çekilmiş gibi. Mantıklı. Evet bunlar zaten beklenen şeylerdi. Evet bir günde yaptığı zigzaka bakar mısın kalbi olan uzak dursun resmen bacak omuza grafiği çiziyor demiş bak şöyle bir günde bu arada TL olarak bakmanızı çok fazla tavsiye etmem onu da söyleyeyim. Evet yayınımız devam ediyor konu bundan ibaret demiş bir YouTube'a gitmiş neyse onu kapatalım eksiden buradan devam edelim. Oğlum kim diyor lan diviz yokalamak zor diye. Bugün aldık işte ha yarın kırmızı ışık yakar. Girdiğimiz yerlerden stop olur, çıkar. Yeni e, giriş yerleri ararız, bakarız. Fakat e, fazla mesai yaparız o kadar demiş. Evet. Gibi gibi yani bitcoin elbet uzun vadede yükselebilir demiş ve bana göre e, ama şu sürede değerlendi. 1-2 sene buralarda oyalanabilir. Çıksa da çok memnun etmeyebilir demiş. Sermaye piyasasına girmeyi düşünenler için nacizane düşüncem borsa İstanbul'a e, yatırım yapmalarıdır demiş. Ama burada biz bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Sadece ekşi sözlük başlığını okuyoruz. Evet yani genel olarak yatırım yükselirken değil herkes ağlarken alıp sabırla beklemektir demiş. Genel anlamda katılıyorum zaten tabii kendisi de zaten yatırım tavsiyesi değildir diye yazmış. Evet hep, hemen hepinizin bildiği gibi Bitcoin %1-2 düşerse altcoin'ler %5 ile 15 arası düşüş yaşıyor. Peki bu durumu lahimize nasıl çeviririz? Yani nasıl para kazanırız diyor. Kendi oluşturduğum stratejimi anlatıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir demiş. Bakalım stratejisi neymiş? Öncelikle kendimize bir rezerv para seçeceğiz. Bu Bitcoin, dolar, TL, BNB falan olabilir demiş. Önemli olan adetini artırmaktan mutlu olacağımız bir varlık olmalı. Çünkü amacımız bunun adetini artırmak. İkinci olarak da eğer bu bir altcoin olacaksa bitcoin düşüşlerinden çok etkilenmeyen maksimum bitcoin kadar veya daha az düşen bir coin olmalı diyor. Bence TL, dolar, bitcoin en uygun demiş. Dolar derken USDT'den bahsediyor aslında. Ama şöyle de bir durum var. Ola ki bitcoin ansızın ATH yaptı. Yani 70 75 bin dolarlara çıkması durumundan bahsediyor bahsediyor. İşte bu durumda bu fırsat kaçabilir diyor. Ama böyle bir fırsatı kaçırmak istemiyorsanız güvendiğiniz bir coin de olabilir. Neyse biz geçelim abi. Neymiş bu adamın stratejisi? Daha net anlaşılması için dünün Bitcoin hareketi üzerinden gidelim. Dün Bitcoin 38.500'lere kadar düştü. Düştü mü? Düştü. Hareketi yaklaşık %2-3. Okey onunla beraber piyasadaki coinler %15-%5 arası değer kaybetti. Tamam buraya kadar okey. Yalnız burada önemli olan bu coinler Bitcoin'in düşüşüyle yatırımcısının korkarak satış yaptığı coinler. Bitcoin'in hareketinden önce düşüş yapmış. Bitcoin ise buna hiç bakmıyoruz diyor. Bak, ha, bu da mantıklı bir bakış açısı olabilir. Bitcoin hareketinden önce düşmüş olmayacak diyor. Bitcoin düştüğü zaman arkasından düşecek. Yani yatırımcı korkarak çıkacak diyor. Bu coinler ayrı diyor. Bunun için zaten grafiklerden faydalanabiliriz diyor. Zaten bu, bunu bunu tradingview'den de görebilirsin. Evet e, gerçi grafik dediysem teknik analizden bahsetmiyorum. Zira ben bilmiyorum demiş. Okey ya trading view'den görebilirsin. Sadece bitcoin saat kaçta düşme hareketine başlamışsa ona bakıyoruz. Sonra da hedef coin'imize bakıyoruz. Ben biraz böyle bir basitleştirmeye çalışayım. Örnek veriyorum bitcoin saat 5'te düştü diyelim 38.500'e. Arkasından düşecek bir coin'e bakmamız lazım. Eğer düşme hareketi Bitcoin'le aynı anda ise ve Bitcoin %2 düşerken bu coin korkak yatırımcısı sebebiyle %5-15 arası düşmüşse tamamdır coin'i bulduk diyor. Coin'i bulduk diyor. Neden coin'lerimizi dedim? E çünkü coin'lerimizi diyor aslında. Neden coin'lerimizi dedim? Çünkü riski dağıtmak istiyorum. Olur ya sizin seçtiğiniz coin gitmez. Coin ile ilgili bilmediğiniz bir durum vardır ki bu da çok mantıklı. Özel bir durum vardır. Bir haberi vardır. Bir olayı vardır. Artı eksi olabilir. Onun için de yaklaşık işte 10-15 coin'e kasayı bölüştürüyoruz demiş. Ben 10 binlik olarak bölüştürüyorum ki Yüzde hesabı kolay olsun demiş. Yani 10 binlik, 10 bin, 11 bin olduğu yüzde o, olduğu an yüzde on kar ettim diyebilmek için demiş. Sermayenize göre binin katlarını tercih ederseniz takibiniz kolay olur. Yukarıda bahsettiğim gibi Bitcoin yüzde iki düştüğünde o yüzde on düşen koyunlar var ya diyor. Bitcoin yüzde bir artında yüzde beş Bitcoin düştüğü yere çıktığında ise tekrar yükseldiğinde yüzde onla yüzde on beş yükselebiliyor diyor. İşte biz bundan faydalanacağız. Çünkü altcoin'lerde meydana gelen düşüş tamamen yatırımcısının korkaklığından meydana gelen suni bir düşüş diyor. Yani Mesela demiş ki aslında bu çok böyle hani çok e, şey değil okey çok böyle hani sıra dışı bir şey değil ama ben dün %2'lik bitcoin hareketinde TVT, Shiba, Jasmine, Near, Avax, LRC ve, ve, vesaire neredeyse 30 coin aldım. Hepsiyle %5 ile %15 arası kırmızıydı. Bitcoin 39 bini geçtiğinde e, aldığım yerden kar ettim yani rezerv paramı artırdım diyor. Burada işte söylediği bakış açısı şu rezerv para biriminiz ne, neyse yani art, adetini artırmaktan mutlu olacağınız coin'den bahsediyor. Bu TL olabilir, USDT olabilir, BNB olabilir. Bunu zaten başlarda söyledik. Evet. Bu işi yapmak için rezerv para veya coin ile pusuda bekleyeceksin. Bitcoin biraz düşüp altlar %5 ile %15 arası değer kaybedince altlara dalacaksın. Altlardan kar edince de tekrar rezerv paraya döneceksin demiş. Tabi yatırım tavsiyesi değil bunlar. Bu bir strateji. Bu bir e, her zaman çalışır çalışmaz ayrı bir hikaye. Bu e, yazar bunu paylaşmış. Hepinize bol şans demiş. Evet anlamadığım bir şey var bu piyasada. Misal dünden beri Doge %30 yükseldi. Neden dün değil de bugün alıyor millet? Ha 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 geldik zaten. Çok ilginç değil mi? kalkmışa oturmayı ne seviyor bazıları demiş. Neyse yani evet herkes yükselene gidiyor abi. Neden Bitcoin 3000 dolarken kimse almıyor da 70 bin dolarda kapışa kapışa gidiyor? Bunun sebebi bu. Herkes bütün dünyada böyle ama bunun en güzel verilerini Google Trend'den görebilirsin. Yine 39 bin dolara veda ettiği gibi. Lakin buradan tekrar düşerse ağzı artık ağzına kürekle vuracağım demiş. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Şöyle kısa kısaları bulmaya çalışayım. Para buldukça e, 3-5-3-5 alabilirsiniz. İniş ve yükselişe de bakmayın. Bir sonraki patlamada çekerseniz yatırdığınızı fazlasıyla e, demiş. Yazı bekleyin demiş artık. E, olur olmaz ayrı bir hikaye. Ulan koskoca bitcoin binden kırmızı nokta altcoinler gibi 15 dakikalık iğne attı az önce piyasa gerçekten sıkıntılı. An itibariyle Nestek ne yaparsa onu yapan coin evet bundan bahsettik. Nestek yüzü çok takip etmeye başladı bitcoin. İşte bitcoin. Kahkaha atarak izliyorum iki grafiği de demiş. Nestek iyi bir açılış yaptı. Nestek'in yaktığı yeşil ışık Bitcoin'i yaradı. Bugün toparlayacak gibi ama Fed toplantısına kadar çok güven vermiyor demiş. E, öyle zaten, öyle. Ya risk alacak, herkes bir adım atarken ya da e, ya da bir süre nakitte de bekleyeceksin demiş yani. hani e, Evet. Şöyle bir bir talihsizliğimi anlatayım demiş ama çok uzun okumayalım. Daha kısa kısa hani çok e, hızlı hızlı geçelim. Evet şu kripto olayı tamamıyla saçmalık demiş mesela. Zaten yıllardır dijital para kullanılıyor. Ara sıra gidip ATM banka aracılığıyla kağıda çeviriyorsun. Yeni bir dijital para olayı gelebilir mi? Evet ancak Adana Demirspor Spor Token, Dogecoin vesaire ne Allah'a sen demiş. Ben bir sonraki hype'da zaten neyi bekliyorum? Neyi bekliyorum? Büyük ülkelerin buraya girmesini, merkez bankalarının girmesini, S&P 500'deki Amerika'da Dow Jones'taki işte Apple, Microsoft, Amazon cash parası milyarlarca dolar cash parasını tırk diye buraya sokabilecek şirketleri bekliyorum. Bu şirketler bana göre ya aldılar minik rakamlarda aldılar bunu açıklamıyorlar tabi bir regülasyon çerçevesi gelmediği için ya da ya da ne yapıyorlar işte biraz daha bu işlerin biraz daha regüle olmasını bekliyor, bekliyorlar. Evet şöyle bir bakalım şöyle bir devam ediyoruz. Anlık demiş bir link atmışlar. Evet NFT'ler kripto community altcoin'ler demiş. Evet NFT'ler giderken altcoin'ler ve topluluk e, insanların aslında aklı biraz daha NFT'lere kayıyor bu dünyada demiş. Aslında mantıklı yani NFT'lerde bakıyorsun abi şeyden bak OpenSea'den adam yeni mintlemiş 2 günde 2x yapmış 3x yapmış. Sen şimdi kripto dünyasında şu an 2x'i 3x'i nereden bulacaksın o yüzden NFT'lerde mantıklı. Bir yandan ama tabii her NFT kazandıracak anlamında değil. Evet canlı yayınımız değil videomuz devam ediyor. Şöyle bir ekşide Bitcoin hakkında neler yazılıyor. Biraz şöyle bir piyasanın da hani farklı fikirleri de buradan okuyalım istiyorum. Çarşambaya kadar ama Amerikan piyasalarına toparlanma bekliyorum. Bugün güzel alımlar yaptım demiş. AV, XTZ, Phil, Gala, SNX, Audio, G e, GRT, FTM, Doge demiş. Market güzel su, fırsat sundu demiş. Dün tabi bu düşüş yani akşamki Elon Musk olayı öncesinde gelen bir gelen entry'ler bunlar. Bu arada Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması dün çok önemli bir haberdi. Ben dün acil bir yayın yaptım. Akşam video yayınladım. Bir de ak akabinde acil bir yayın yaptım. Orada dedik ki, orada dedik ki abi Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından daha büyük bir olay var. O da e, e, Algoritmasının açık kaynak yapacak olması, evet, bu çok 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 büyük bir haber. Algoritma açık kaynak olacak. Bunu zaten bugün kanalda bu videodan önceki videoya gidin, orada mutlaka izleyin. Tekrar aynı şeyleri anlatmayacağım. Burada asıl devrim bana kalırsa sessiz devrim. Algoritmanın açık kaynak olmasıyla gelebilir diye düşünüyorum. Bu yani bir sonraki aşamada merkezesiz Twitter'da gayet masada. Evet. Şimdi e, bu Elon Musk'ın satın alması ile ilgili de açıklamalar var. Şöyle, yani böyle ekşi entry'leri var. Onlara bakıyoruz böyle. Twitter'ı e satın aldığı paranın onlarca katını kripto borsasından vuruyor zaten demiş. Ya yani ben bunu aslında tam olarak yani yapmış olabilir illaki ama. Yani bu adamı bir tık daha şeyden daha e, nasıl söyleyeyim. Yani para kazanmanın bir tık üstünde bence idealleri var. İşte Mars'a gitmek gibi. Ha orayı fonluyor olabilir. Onu diyorsan eyvallah. Yani eğer Elon Musk e, Mars'a gitmeyi fonluyor diyorsan evet o olabilir. Yazık lan adamı kaldırmışlar. Bir de üzerine dünya kadar para vermiş. Twitter ücretsiz satın almak gerekmiyor. Ben yıllarda ücretsiz kullanıyorum demiş. İşte işte büyük resmi gören bir e, yazar. Coinlerden, coincilerden hacıladığı parayla almıştır diyor. İlanmaz kardeşimizi tebrik ediyorum inşallah. Bu yaptığıyla gelecekte çok önemli kazanımlar elde edeceğiz ülke olarak demiş. Evet. Normal birisi olsa hapiste olacak adama daha büyük kitleleri manipüle etme fırsatı doğacak. En azından bir Twitter çalışanının intihar edeceğini öngörüyorum. Demiş, demiş, demiş. Hayaller Mars, hayatlar Twitter. Evet, Tesla'nın bu kadar tutacağını, marka olarak bu kadar büyüyeceğini düşünüyor muydunuz? Sorusunu hayır düşünmemiştim. Aslında iflas edeceğimizi ve olmayacağını düşünüyordum. En azından elektrikli araba yapımına bir yol açmış, elektrikli araçlar için bir yol kat etmiş olmayı hedeflemiştim diyen bir adam. Şimdi İlhamaz gerçekten başarısızlıklarını hani bunu anlatabilen, bunu yayabilen, bunda sorun görmeyen bir adam, bol bol deneyen bir adam. Yani... Hatta bir ara roket fırlatmaya çalışıyordu, hep başarısız oluyordu. Bunu Instagram'da paylaşıyordu. Takip ediyorsunuzdur belki o geçmişteki o dönemde. Abi sürekli e, uzaya gidemeyen roketlerin videolarını paylaşıyordu adam. Yani deniyordu. Başarısız olmaktan korkmuyordu. Bu bence bizim için bir ders olmalı. Yani hani biz böyle Türkiye'de özellikle aman başarısız olmayalım, aman dene, denemeyelim. Yok abi böyle bir şey. Adam deniyor yani. Deniyor. Başarısız olsa da bununla da dalga geçebiliyordu. Yani hani bu, bu bence önemli bir şey. Evet, Bitcoin tarafına tekrar döndüğümüz zaman bu arada yıllar öncesine gitsek şöyle bir oradan neler çıkar acaba bak şöyle bir nereye gidelim bak birinci başlığa bir gidelim ilk bitcoin ile ilgili yazılan Son 2 haftadır paritesi 6-8 dolar arasında seyreden bugün 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 8.35 olmuş para birimiz öte yandan difficulty de katlanarak artmakta. Ah keşke eskiden girseymişim dedirtmekte. Bu kadar ekran kartını daha sonra nereye sokacağım diye sordurtmakta demiş. Yani bunu adam 2011'de yazmış. 2011 benim bitcoin'i duyduğum zamanlarda yazmış. Yani aslında aynı şey. Tarih tekerrür etmiş. Aynı şey. Şu entry'yi al, tarihini değiştir, aynı şeyi konuşabilirsin. O kadar doğru ki. Evet dostlar, bugün şöylece Ekşi Sözlük'teki şöyle rastgele karşımıza çıkan entry'leri konuşmak istedim. Şöyle bir farklı bir e, video ile karşınıza gelmek istedim. Ne düşünüyorsun? Bu tarz videoları e, devam ettirilir mi? Ekşi Sözlük'teki Bitcoin ya da başka başlıktaki e, entry'leri okumaya devam edelim mi? Ne düşünüyorsun? Yorum olarak yaz. Kanala abone olup like tuşuna basmayı unutma. Evet, hoşça kal.